Peki bakalım, herkese merhaba, ben Gereze. Blue Chip Home Club size çok özel birini canlı yayına getiriyor. Aslında ya da cep telefonlarınıza ya da bilgisayarlarınıza getiriyor. Lütfiye Genco bizlerle beraber. Sevgili Lütfiye Genco, hoş geldin. Merhabalar Gereze, hoş bulduk. Sanırım bugünler en çok koçluğa ihtiyaç duyduğumuz günler, öyle düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Şimdi hepimiz evdeyiz. Ya hepimiz evde değiliz aslında. Bir kısmımız bizim evde kalabilmemiz için çalışıyor. Biz de evden çalışıyoruz bir başkaları için. Evet. Ruh halimiz bambaşka bir noktada. Kişisel dertlerimiz var, kişisel problemlerimiz var. Bunun dışında mesleki problemlerimiz var. Ne yapabiliriz kişisel ve mesleki anlamda evde? Öncelikle bu dönemde bizler için çalışan sağlık personellerine, sağlık emekçilerine çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Onlar bizim için dışarıdalar ve biz de evlerimizde onlar için biraz da duruyoruz. Ve işi dolayısıyla çalışan diğer herkese de çok kolaylıklar diliyorum bu süreçte. Söylediğin gibi biraz belirsiz bir süreçten geçiyoruz. 21. yüzyıl insanları olarak daha önce yaşamadığımız, aşina olmadığımız bir süreçten geçiyoruz aslında. Belirsizliğin çok fazla hakim olduğu bir süreç. Ve bu günlerde özellikle Amerikan ordusundan çıkan bir deyim vardır. Kriz ortamlarında, kaos ortamlarında, iş dünyasına da çok giren bir kavramdır. VUCA. Bilmiyorum, duydun mu daha önce? Yok, ilk defa da VUCA. VUCA bir akronim, dört kelimenin baş harflerinden oluşan bir kavram. Bu kavramlardan, yani bu VUCA'yı oluşturan kelimelerin ilki volatile, yani değişken. İkincisi uncertain, yani belirsiz, tam da şu an yaşadığımız süreç. C'si kompleks, bilmediğimiz çok kompleks bir süreçle karşı karşıyayız. Ve ambiguity, yani muğlaklık ve bir muğlak süreçteyiz. Dolayısıyla tam da bir VUCA koşulundayız. Ve Yani hiçbir şey net değil. Doğru değil mi? Yani şu anki pozisyonu çok iyi anlatan bir kelime. Aynen öyle. Hiçbir şeyin net olmadığı, önümüzü biraz görmekte zorlandığımız bir süreç. Dolayısıyla bu pek çok insanı ve aslında hepimizi de bu dönemde belirli duygulara sevk ediyor. Çünkü insan beyni belirsizlikle karşı karşıya kaldığı zaman o belirsizliği korku, kaygı, endişe gibi duygularla tamamlıyor. Yani geçmişi referans alıyor belirli noktalarda, geleceği düşünüyor ve şimdiyi kaybediyor. Yani kaygı şimdiyle alakalı bir duygu değil. Dolayısıyla biz şu ana gelmekte zorlandığımız için belki biraz da o hayatta kalma endişesi, sevdiklerimiz için endişeyle kaygı duygusu yoğun günler geçiriyoruz. Özetle aslında bugünlerde yaşadığımız duygu durumu bu diyebilirim. Peki ne yapacağız? Şimdi kaygı, dozunda kaygı aslında faydalı bir duygu. Şöyle ki insan beyni yine kaygıyı, korkuyu ve endişeyi çok önemli bir şeye dönüştürebiliyor, yaratıcılık. Ve bununla birlikte aslında en temel şey, kaygı bizi hayatta tutuyor. Şimdi neden evlerimizdeyiz? Sosyal izolasyondayız. İşte hijyene çok dikkat ediyoruz. Ellerimizi sürekli sabunluyoruz. Kolonyalar kullanıyoruz. Pek çok şey yapıyoruz. Dolayısıyla kaygı bizi hayatta tutuyor. Evet. Dozunu aştığında ne yapacağımız aslında biraz konu. Ve ana gelmekle alakalı olan kısım aslında biraz burada kıymetli olan. Ama şimdi çok özür dilerim, sözünüzü bölüyorum. Yani şu anda dozunu büyük ihtimalle Türkiye'de %90 aşmış durumda bu kaygı. Herkesin biraz evvel saydığınız bağlamda çok ciddi kaygıları var. Herkes böyle acaba diyor, yarın acaba deyip kaygısını arttırıyor. Ya biz herhalde bunun en üst düzeyindeyiz. Peki ne yapacağız bu kadar yüksek kaygıyı? Netlik olmadığı için ve bu bir değişim süreci de olduğu için biraz sancılı oluyor. 1960'larda Elizabeth Kübler-Ross isimli bir psikiyatr değişim süreçlerini anlatan ve daha sonrasında aslında yas süreçlerini incelerken insanın yaşadığı her türlü değişime oturduğunu gördüğü bir metodoloji ortaya koyuyor ve değişim yönetimi süreçlerinde de çok anlatılır bu. Biz aslında şu an tam da o değişim süreçlerini yaşıyoruz.
Kübler-Ross der ki bir değişimle karşı karşıya kaldığınızda ilk tepki şok ve inkardır. Bakın biz bu virüsle ilk karşı karşıya geldiğimizde bir şok duygusu yaşadık. Hele de Türkiye'ye ilk geldiğinde, öncesinde belki bu kadar bunun farkında değildik. Belki de bize bir şey olmaz düşüncemiz vardı. Sonra bir inkar noktasına geldik. Ya nasıl oluyor? Biraz da bunu yaratan çok fazla bilgi kirliliği var. İnanılmaz derecede enformasyona tutulmuş durumdayız. Her birimizin cep telefonuna mesajlar yağıyor WhatsApp gruplarından ve bir editoryal düzenleme de olmadığı için yalan yanlış her şey önümüze düşüyor. Ve dolayısıyla bunlar bizi tetikleyen şeyler. Ve biz bu tetikleme altında da savaş kaç durumuna geliyor beynimiz, amigdala kısmı tetiklendiği için. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu tetiklenmeyi hepimiz yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum. Eminim sen de yaşıyorsundur. Doğru. Benim 65 yaş üstü ebeveynlerim var. Farkında olmak. Ve bu, o yüzden değişim süreci üzerinden bunu anlatmak istedim. Çünkü dünya bir değişimden geçiyor. Her ne şekilde olduysa, bir insan eliyle olduğunu söyleyenler var virüsün veya doğal yollarla. Her ne olursa olsun biz şu anda bir süreç altındayız ve bu sürecin getirdiklerini iyi anlamaya da çok ihtiyacımız var. Elbette o sakinliği korumak çok kolay değil. Onunla ilgili birkaç tane yöntem vereceğim. Bu sakinliği nasıl koruyabiliriz? Kendimizi biraz daha anda nasıl tutabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Ama dilersen bu değişim sürecinin içerisinde şu an neredeyiz onu da anlatmak isterim. Lütfen. Birinci aşama şok ve inkardı ve biz artık o şok ve inkar aşamasını geçtik. Biraz da bu şok ve inkarda gerçek bilgiye de çok fazla ihtiyacımız var. Ülkeyi yönetenler tarafından açık bilgiye ihtiyacımız var. Biraz o süreçten sonra geldiğimiz ikinci aşama, Kübler-Ross'un da o değişim sürecinde anlattığı kızgınlık ve depresyon. Bir süreç var önümüzde, göremiyoruz, bir kızgınlık oluşuyor ve yeterli bilgiye de sahip olmadığımız için sürekli olarak bir belki savaş modunda hissediyoruz ve bunun arkasından geldiğimiz yer biraz daha içe dönme süreci, o depresyon denen yer biraz daha içe dönme hali süreci. Kabule geçme noktası. Burada herkes her durumu aynı şekilde yaşayacak diye bir şey yok bu arada ve özellikle onun altını çok çizer Kübler-Ross. Genel olarak yaşadığımız süreçler ve bu aslında iyi bir şey, yaşadığımızda da benzer süreçlerden geçelim. Der ki insan evlendiğinde de hayatında büyük bir değişimden geçer, bir terfi aldığında da büyük bir değişimden geçer ve yaklaşık olarak benzer şeyler yine vardır. Dolayısıyla neye ihtiyacımız var? Kabule geçmeye. Üçüncü aşaması kabul ve entegrasyondur bu sürecin. Kabule geçtiğimiz anda kabul ve kararlılıkla hayata entegre olmaya başlıyoruz. Evet, böyle bir süreçteyiz. Evlerimizdeyiz. Peki şimdi bu süreci en verimli nasıl geçirebiliriz? Belki bunu söylemeye ihtiyacımız var. Bunu yapabildiğimiz anda yaratıcı potansiyelimiz ortaya çıkmaya başlıyor zaten. O kaygıdan şu ana geldiğimizde, yani zihnin o kaygı tarafından hacklenmesini bir tarafa bırakıp zihni ana getirdiğimizde zaten kaygı kayboluyor. Dolayısıyla ana gelmeye ihtiyacımız var. Şimdiye gelmeye ihtiyacımız var diyebilirim. Diğer yöntemlere geçmeden önce. Bu zaman buraya kadar sormak istediğim bir şey var mı? Ya gerçekten aslında o kadar güzel özetlediniz ki hepimizin, ya en azından benim hissettiklerimi. Peki şimdi hepimizin hedefleri var eş zamanlı olarak. Yani şöyle hedefleri var. Kişisel hedefler var, ekonomik hedefler var, ailemizle ilgili sosyal hedeflerimiz var. Nasıl yönetmeliyiz bu kuşatma altında bu hedefleri? Ya da bu gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri nasıl yönetmeliyiz? Evdeyiz çünkü. Nasıl atlatacağız? Bunu aslında bir krizler kendi içinde fırsatlar da barındırır ve bu sürecin içerisinde, bu kriz sürecinin içerisindeki fırsatlara odaklanarak başlayacak belki de dönüşüm sürecimiz. Az önce bahsettiğim o değişimdeki o entegrasyon zaten bizi biraz bu zihin yapısına taşıyan, bugüne getiren ve bu hedeflerimizi de bize düşündüren zihin yapısı diyebilirim. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle
sağlıklı düşünce yapısı, bağ kurma diyeceğim. Sağlıklı beden, sağlıklı bütünsel olarak tabii ki sağlıklı beden ve anlam duygusu diyeceğim ve anlam duygusuyla hedeflere bağlayacağım müsaadenle. Şimdi bağ kurma ile başlamak istiyorum. Öncelikle eğer günlük rutinimizde olduğu gibi ekibimizle sosyal bağlar kurmaya devam ediyorsak bu bizim sinir sistemimizi regüle eden en önemli araç. Dikkat edersen kayıplarda veya asker uğurlamalarında insanlar hep bir araya gelirler. Bir birliktelik vardır. Orada bir bağ vardır ve insanlar bu birliktelikle, bu bağ kurma haliyle sinir sistemini regüle eder, birbirinden güç alır. Şimdi sosyal izolasyondayız. Evet, ama dijital çağda birbirimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla birbirimizle iletişimi kesmeden o sosyal bağı kurarak, günde belirli zamanlarımızı ayırarak kendimizi bu kuşatmanın altından şu ana getiren süreçlerden bir tanesidir ve en önemlisidir belki de diyebilirim, bağ kurma. İkincisi, sağlıklı düşünce. Sağlıklı düşünce de işte hep deminden beri bahsettiğim o ana gelme. Bunun için de belirli nefes çalışmaları var. Nefesle, nefesi sayarak, nefese odaklanarak biz şu ana gelebiliyoruz. Şu ana gelmek dediğim o tetiklenen beyin yapısı ana geldiğinde farklı bir beyin bölgesi aktive olmaya başlıyor ve bunun da en önemli araçlarından bir tanesi nefes ve meditasyon. Nefesimize odaklandığımızda günde 5-10 dakika, 20 dakika, ki bu aralıklar çok kıymetlidir, biz beyin yapısını değiştirebiliyoruz. Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar var. 8 hafta boyunca meditasyon yapan, yani nefes farkındalığıyla nefese odaklı çalışmalar yapan insanların beyin yapısı değişiyor. Dolayısıyla şu an büyük bir fırsat içerisindeyiz aslında. Evdeyiz ve kendimize bu zamanı ayırabiliriz. Bunu yapmaya başladığımızda beynin ön sağ lobunda özellikle bir gri madde yoğunluğu artıyor ve bize ana gelmekte en çok fayda sağlayan noktalardan bir tanesi bu. Nefes diyeceğim, meditasyon diyeceğim ve yoga diyeceğim burada ana gelmek için ve bağ kurmanın üzerine bunlardan bahsedebilirim. Ve üçüncü bir şey, sağlıklı beden, yeme içme düzenimize, bu süreçte özellikle bağışıklık sürecimizi ayakta tutmaya çok ihtiyacımız var. Uyku çok kıymetli. Gece uyuduğumuzda bağışıklık için çok kıymetli bir melatonin hormonu salgılıyoruz. O yüzden bu süreçte uykumuza çok dikkat etmek, özellikle doğal besinler beslemek, kendiniz yapmak, hazır besinleri tüketmemek yine bu dönemin en çok ihtiyacı olan konulardan biri diyebilirim. Bütünsel iyi olma, o bütünsel well-being'den bahsediyorum çünkü burada. Bir şeyi eksik bırakabildiğimiz bir süreçten geçmiyoruz. Bütünsel olarak iyi olduğumuzda zaten mesleki olarak iyi düşünceler üretebiliyoruz. Dolayısıyla son olarak da anlam duygusu diyeceğim ve bu anlam duygusu zaten bizi hedeflerimize taşıyan nokta olacak. Entegre olan, değişime entegre olan zihin yapısı artık hedefleriyle ilgili düşünmeye başlayabilir. Ve burada da çok önemli, çok sevdiğim ve hatta tam da dönemin ruhuna uygun bir kitaptan örnek vereceğim. Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabında çok güzel anlatır bu süreci. Kendisi Avusturyalı bir psikiyatr ve Nazizm hüküm sürdüğü günlerde Auschwitz hapishanesinde insanlığın en ağır süreçlerini yaşar. Üzerinde deneyler yapılır, çok zor süreçlerden geçer ve Frankl hep kendini ayakta tutar ve gözün önünde hep çıktıktan sonra öğrencilerine kendine ders veriyorken hayal eder. Ve çok önemli bir şey söyler. Der ki, gerçekten ihtiyaç duyulan şey yaşama yönelik tutumun değişimidir. Bunu, tutumumuza iyi bakmaya ihtiyacımız var belki bu dönemde. Ve çok önemli bir şey daha söyler, der ki, insanı hayatta tutan şey ne zeka ne yaşamda kalma becerileri, bir hedef belirlemek ve katma değer yaratmak der. Çok kıymetli, çok önemli bir söz. Ve bu aslında ne demek istediğimi çok net anlatan bir kavram. Ve şu anda hedeflerimizi belirleyip katma değer yaratacak, bize anlam duygumuzu besleyecek o süreçleri tasarlamaya başladığımızda işte orada yaratıcı tarafını koyabiliyor insan ortaya. Ve
belki bu süreci fırsata dönüştürme noktası orası oluyor diyebilirim. Bilmiyorum anlatabildim mi? Valla şöyle söyleyeyim. Genelde bizde Türkiye'de uzmanlardan hep böyle şey beklenir. Hep hap şeklinde mucizevi çözümler beklenir. Genelde böyle çözümler yoktur. Ama az önce söylediğiniz şeyler gerçekten de hap şeklinde ve mucizevi çözümler, yapılabilir çözümler, evde uygulanabilir çözümler, hayata bakış açımızı değiştirebilecek çözümler. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben kendi bugünkü almam gerekeni aldım sanırım sizden. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkesin kendine iyi olma haline iyi bakmasını çok diliyorum. Umut ve iyimserlik en büyük aracımız bugünlerde. O umudumuzu kaybetmeden geleceğe yönelik bakmaya başladığımızda bugünlerin üstesinden geleceğiz. Bir süreçten geçiyoruz. Dünya dönüşüyor sevgili Geveze. Ben bir taraftan NASA'dan çekilen fotoğrafları takip ediyorum. Ve dünyada şu anda bitki örtüsünde iklimde neler oluyor onları takip ediyorum. Şu anda o Çin'in üzerinden çekilen fotoğrafları bilmiyorum gördün mü? İnanılmaz değişmiş durumda. Dünya tedavi olmaya başladı. Dünya tedavi oluyor aslında. Ve biz de kendi içimize dönerek bu süreçlerde belki bu evde kaldığımız zamanları biraz kendi içe dönme sürecimiz, kendi iç kaynaklarımızı keşfetme sürecimiz olarak değerlendirirsek inanılmaz güçlenerek çıkacağımızdan ben eminim. Mevlana'dan bir alıntıyla ben bitirmek istiyorum. Der ki, içeriye bakmadan dışarıya bakan hayal görür. İçeriye bakan dünyayı görür. Şimdi içimize bakıp o dünyayı görme zamanımız, keşfetme zamanımız. Bunu böyle değerlendirirsek hepimiz çok güçlenerek çıkacağız. Veba salgınlarından sonra bir çağ değişmiş, çağlar değiştirmiş. Aynen, Rönesans başlamış. Dolayısıyla biz de bir değişim sürecindeyiz ve ne kadar iyi olma halimize bakarsak buradan güçlenerek çıkacağız. Ben o yüzden bunları söyleyebilirim. Umarım faydalı olmuştur diyeyim. Vallahi çok keyifliydi. Dünya kendini onarıyor. Umarım biz de kendimizi onaralım. Ve yepyeni bir çağa hep beraber inşallah bir gün kahveyle devam ederiz sizinle karşı karşıya. Çok çok sevinirim. Memnuniyetle. Çok 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 teşekkür ederiz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Umarım keyif aldınız. Ve tabii ki bu podcastlerimiz devam edecek sizler bizi takip ettiğiniz sürece.